Kıymetli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Bir Sitavi dersinde tekrar yine birlikteyiz. Dersler gittikçe artıyor arkadaşlar. Programın ince ayrıntısına kadar size öğretmeye çalışmaya söz verdim. Bunu elimden geldiğince yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bugün ne öğreneceğiz? Bugün programa, yani Sitavi programına DOI numarası ekleyerek mesela eser eklemeyi öğrenelim diyorum. DOI numarası nedir? DOI numarası makalelere verilen adreslerdir. Örneğin mesela bakın dergi parklarda mesela. Bu bir DOI numarası arkadaşlar. Yine mesela diyelim ki Ankara dergiliğine geldim. Yani Ankara dergi veri tabanında mesela araştırdığım makalelerden ben bir tarihçi olarak söylüyorum tabii bunları. Bakın DOI numaraları falan vardır. Bu DOI numaraları mesela program, Sitavi programı hemen tanıyabiliyor. Aslında mesela diyeceksiniz ki Zotero gibi de Zotero yani programın yani Sitavi programının da bir browser'la bağlantısı yok mu? Var. Bakın mesela şu kısımda evet Sitavi'nin mesela şeyi çıkıyor. Eklentisi çıkıyor. Browser'la yani Chrome'la olan eklentisi çıkıyor. Fakat buna bastığımızda bunun pek fazla etkili olduğunu söyleyemem. Yani bir Zotero'daki kadar etkili olduğunu söyleyemem. Ama online aramalarda, DOI ekleme aramalarında, ISBN ekleme aramalarında ise Sitavi programı bu sefer Zotero programına iyi derecede fark atmaktadır. Yani online literatür taramasında online yaptığımız literatür taramasında elde ettiğimiz ISBN numarası ve DOI numarasıyla Sitavi'ye çok rahat bir şekilde elle künye girmeden eser girebiliriz arkadaşlar. İsterseniz deneyelim. Bakın mesela şunu alayım. Şunu alırken mesela DOI numarası bakın şu kadar alıyorum. Evet. Sağ tıkladım. Kopyaladım. Geldim. Bakın şu anda 51 eserim var. Hemen ekliyorum. Bakın şu kısımda ISBN DOI. Yani ben gir diyor. Ben hemen DOI numarasına girdim. Enter'a bastım. Arama gerçekleşiyor. Şu anda aramayı buldu bakın. DOI numarasından. Tarih, tarihçi ve meşrutiyet tarihi. Hemen bakalım. O mudur? Hemen göreceğiz burada. Bakın. Tarih, tarihçi, meşrutiyet. Evet. Bunu ekle dediğim zaman add to project yani projeye ekle dediğim zaman Sitavi bunu alıyor, getiriyor, ekliyor. Dikkat ederseniz ekledi. Ekledi ama yani şurada bir sıkıntı var. Dosyasını getirmedi. Sadece mesela makalenin adresi varsa onu getirdi. Yoksa bu adresi biz de ekleyebiliriz. Bakın adres burada var gerçi. Tıkladığımızda direkt makaleye gideceğiz yani. Makalenin PDF'sini indirmedi, makalenin adresini indirdi arkadaşlar. Bakın şu kısımda. Evet. Yani şu adreste bu makaleyi bulabiliriz gibi bize yardımcı oluyor. Diğer taraftan yine geldik mesela Dergi Park'ta yer alan mesela bilimsel dergilerden elde edeceğimiz makaleler var. Diyelim ki Dergi Park'ta mesela yer alan dergiler arasında makalemizi araştırmaya çalışıyoruz ve karşılaştığımız makalemizde ise yani almak istediğimiz makalemizde ise yani bir DOI numarası var. Dikkat ederseniz şurada geçen derslerde de belirttim. Yani Sitavi programı açıkken eğer internette bir araştırma yaparsak Sitavi programı eğer bir DOI numarasıyla karşılaştığı anda şu kısımda mesela böyle bir uyarı bize veriyor. Diyor ki ben yukarıda bir mesela DOI numarasıyla karşılaştım. Bir referans buldum. İsterseniz bu referansı size import edeyim diyor. Evet biz tıkladığımızda bakın. Tıkladığımızda otomatikmen diyor ki the selected reference was sent to Sitavi. Yani seçilen referans Sitavi'ye gönderildi. Bakalım TÜKİDİYES'in aktarma. Bakalım. Bakın TÜKİDİYES'in aktarımına göre. Hemen gelmiş arkadaşlar. Gelmiş ama dikkat ederseniz PDF dosyası gelmemiş. Adresi gelmiş. Bu adresten de tabi makaleye ulaşmamız kolay arkadaşlar. Evet. Makaleye ulaşmamız kolay. Böyle şuradan da yaparsak tabi hemen makalenin şeyini görebiliriz. Buradan tıkladığımızda makaleyi otomatikmen açacaktır arkadaşlar. Hemen bir tıklayalım isterseniz. Tıkladım. Yani Sitavi'nin kendi içinde de bir browser var. Yani bir internet tarayıcısı var ama bunu dıştan açtı galiba. Evet. Kapatalım. Biz yine anlatımımıza devam edelim. Yani böyle bir kurcalama yaparsanız görürsünüz arkadaşlar. Diğer taraftan mesela kitap konusunda mesela nasıl yardımcı olabilir Sitavi bize. Dikkat ederseniz arkadaşlar kitaplarda ISBN numarası var. Fakat bu ISBN numarası yani bizim Türkiye'de olanlar bazen uluslararası düzeye gelmediği için Sitavi bu tür bunları anlayamıyor. Ama benim size tavsiyem eğer kitap arıyorsanız yani kitapları eklemeye çalışıyorsanız kitapların künyesini eklemeye çalışıyorsanız Amazon'u kullanabilirsiniz. Amazon'da tüm yani dünyada yayınlanan her şey Amazon'da yerini alıyor. Ben de mesela istediğim gibi kitapları mesela
Amazon'da aratarak bulup ve oradan elde ettiğim ISBN numarasıyla ekliyorum. Dikkat ederseniz bakın mesela şurada ISBN 13'ü tercih edin genelde eklemek için. Bakın aldım, kopyaladım. Kopyaladıktan sonra siteye geldim. Yine buraya geldim. Ekle dedim. Enter'a bastım. Arıyor şu anda. Atatürk buldu. Hemen ne yapıyorum? Bunu seçiyorum. Projeye dahil ediyorum. Hemen projeye geliyor arkadaşlar. Evet. Evet, şöyle tıklayalım, kafanız karışmasın. Evet, şöyle. Evet. Kitabı buluyor, getiriyor. Bunun yanında diğer bir arama olayı da yani projeye künye ekleme olayı da şu online search bölümünde var arkadaşlar. Oraya da tıklayalım. Evet, burada da bakın mesela bazı kütüphaneler vardır. Yani Sitavi'nin araştırma yaptığı kütüphaneler vardır. Bunlardan biri işte WordChat, The British Library, Library of Congress. Peki ben bunlara mesela yani yeni bir database ekleyebilir miyim? Yeni bir katalog ekleyebilir miyim? Evet, ekleyebilirsiniz. Buradan mesela girdiğiniz zaman yani tüm ülkelerde bakın mesela EBSCO önemli bir şeydir. Burada mesela EBSCO'dan seçtim. Diyelim ki ben history alanında mesela araştırma yapmak istiyorum. Yani aradığım yerler hep history olacağı için öyle seçmek istiyorum. Buradan Humanities Sources. Yani şunları seçebilirim. Evet. Böyle seçiyorum. Mesela Index Islamicus. Bunları seçtikten sonra Add diyorum. Evet, otomatikmen bunlar da seçili oluyor. Tabi buna isim de verebilirim. Mesela Celal diyeyim. Yani gitsin orada arasın. Tabi tekrar aramam lazım bu sefer. Tekrar bunları mesela seçmem lazım. Arayaları seçmem lazım. Bakın geldi bunlar. İşte arama yapabilirim. Mesela örneğin yazarın ismini yazabilirim. Mesela Halil İnancık diyelim. Evet, şimdi mesela onun eserlerini arayalım arkadaşlar. Ne diyor? A'dır Halil İnancık. Search. Okay. Demin arama yaptım da oldu. Sıkıntı yok yani. Ben bunları bir kapatayım. Evet, mesela böyle burada arayayım. Heh, bakın mesela çıkıyor. Şurada 460 tane eser buldu. Bu böyle bunları tamamlayana kadar gider. Mesela stop dediğimiz zaman şuraya stop diyelim mesela çarpı diyelim. Şu anda durdu. Bunlarla ilgili mesela diyelim ki şu künye ile ilgili mesela şu işime yarayacak. Bunu hemen add to project künye otomatikmen projeye dahil oldu arkadaşlar. Yani eser projeye dahil oldu. Bu da önemli bir şey. Yani künyeye hiç dokunmadan eser toplayabiliyorum. Künye alanına. Bana zaman kazandırıyor arkadaşlar. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde DOI numarasıyla ISBN numarasıyla online arabayla Sitavi programına eser nasıl ekleriz? Yani online literatür taramasında Sitavi programına eser nasıl ekleriz? Bu konuda size bilgi vermeye çalıştım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.